Kendisini davet ettik, eksik olmasın. Çıktı geldi. Bu yoğun çalışmaları sırasında bize projelerinden bahsedecek. Tabii hep biz başka yerlere proje verecek değiliz. Bizden daha üstün olanların projelerinde çok akılcı projeleri de öğrenmeniz çok faydalı olacak diye düşündüm. Çünkü yeni dönemde yapılacak işler var. Özellikle kırsal kesim bakımından. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum zahmetlerinden dolayı, buraya teşriflerinden dolayı. Gerektiğinizde sorular da sorabilirsiniz. Çok dikkatle dinleyeceğimizden kuşku yok. Onun için ben mikrofonu ona bırakıyorum. Ben de aranıza geliyorum. Şimdi bu tabii büyükşehir yasasıyla biliyorsunuz Türkiye'de 16 bin köy mahalle haline geldi ve bu Türkiye için çok büyük bir travma, çok büyük bir yara ve uzun yıllar boyunca tedavi edilemeyecek ve açtığı yara daha da büyüyecek bir uygulama. Ne yazık ki bu coğrafya, bu topraklar tohumun insan elinden toprakla ilk buluştuğu topraklar. Yani insanlık tarihinin bildiği ilk köyler bu topraklarda ortaya çıkmış. Hepiniz biliyorsunuz Göbekli Tepe, Çatalhöyük. Onlarla övünürdük biz. Yani tarihin ilk köyleri bu topraklarda kurulmuş diye. Ondan sonra bir gece bir cümleyle bu köyleri kapattım dedi. Akıl alacak gibi değil. Tam bir akıl tutulması. Bu tabii bizim mücadele edeceğimiz de bir süreç demek. Çünkü buna razı olmak, buna boyun eğmek mümkün değil. Onun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz bu yasayı. Bu yasanın olumlu yanları var. En olumlu yanı belki belediyelerin hizmet götürebiliyor olması. Çünkü biz daha önce bu hizmeti götürmekte zorlanıyorduk. Yani yasal olarak mümkün değildi. Ve arkadan dolaşarak ricayla minnetle işte kaymakam beyle şununla bununla neyse o hizmeti götürmek için çırpınıyorduk. Artık onun önü açıldı. Köylerimize hizmet götürebilir hale geliyoruz. En olumlu yanı bu. Ama öte yandan da köy tüzel kişiliğini kaybedince çok ağır sonuçları ortaya çıkacak bunun. Bir kere bu toprakların en küçük demokrasi birimi ortadan kalkıyor. Çünkü muhtar tek başına köyü yönetmezdi, ihtiyar heyeti vardı. Artık o kalkıyor. Yani demokrasi bir kere en küçük birimi ortadan kalkıyor. Emlak mükellefi haline gelecek, işte çevre vergisi mükellefi haline gelecek. Bunları erteliyorlar bir süreliğine ama sonunda yüz yüze kalınacak. Tüm mal varlıkları belediyeye devrediliyor. Bu da çok ağır bir sonuç yaratacak. Çünkü o topraklarda insanlar dedelerinden, atalarından imeceyle belki yapa geldikleri, sahip oldukları her şeyi şimdi belediyeye devrediyorlar. Bu da inanılır gibi bir durum değil. O nedenle biz karşı çıkacağız ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Biz kimiz? Biz Seferihisar Belediyesi olarak yapmadık bunu. Seferihisar'ın 9 köyüyle başlattık. Ondan sonra Anadolu'nun her yerinden köyleri davet ettik bu harekete. Geleceğin köyleri dedik bunun adına. Ve 1180 köye ulaştık şu anda. 1180 köy İzmir Barosu'nun rehberliğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu yasayı taşıyacağız. Çünkü çok basit bir gerekçemiz de var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Kentsel Şartı'nın 5. maddesinin ilgası demek bu uygulama. Çünkü 5. maddesi diyor ki Kentsel Şartı'nın böyle bir kapatma söz konusu olacaksa mutlaka referandum yapılır. Ama köyde kimseye sormadılar bunu ve bildiklerini okudular. Dolayısıyla bunu biz bozdurabileceğimizi ümit ediyoruz. Düşündüğümüz şey de şu. Yani yasanın bu kısmı büyük şehirlere bağlanan köylerin belediyelerden hizmet alabiliyor olması doğrudur. Ama bu hizmeti verirken tüzel kişiliğini kaldırmak gerekmiyor ortadan. Bunu ben nitekim Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ile konuştum. Onu da çok kısacık bilginizde sunmak isterim. Dedim tartıştık, uzun uzun tartıştık. Bu yasanın niye çıkması gerektiğini anlattı. Ben de sordum ya iyi güzel bu kadar olumlu yanı var bu yasanın da niye köylerin tüzel kişiliğini kapattınız? Haklısın dedi, orası biraz aceleye geldi dedi.
aceleye gelen şeyle 16 bin köy kapanıyor. Yani inanılır gibi bir durum değil. Ama ben inanıyorum ki eğer adalet varsa, eğer binlerce yıldır bu topraklarda bu köyler var olmuşsa, öyle bir gecelik, bir cümlelik bir kararla da kapatılamayacaklar. Bunun için uğraşacağız. Ama özetle şunu söylemek istiyorum. Kent rant yaratır. Yani içinde yaşayan insanlar için sadece değer yaratmaz, aynı zamanda bir arada yaşanılan toplum içinde bir değer yaratır. Bütün mesele bu değerin hem büyütülmesi hem de adil paylaşımının sağlanmasıdır. Bunu yapabilmek için iyi bir belediye başkanının bir şey yapması lazım. Kentin ekonomik dinamiklerinin önünü açacak işler yapması lazım. Eğer bir kent sanayi, belediye şehremînidir ve o nedenle kentin ekonomik dinamiklerinden de sorumludur. Biz Seferihisar'da iki sektörle yaşıyoruz. Biri tarım, biri turizm. Her ikisinde de yapacak çok iş var. Belediye mevzuatı bunları net olarak tanımlamamış ama yapmanıza da engel çıkartmıyor. O nedenle tarım konusunda belediyelerin yapması gereken çok ödev var. Bunları yapmak zorundayız. İnsanlarımıza nefes aldıracaksak. Çünkü merkezi hükümetin kararlarıyla bunlar yok edilmek isteniyor. Bunlar bıraksınlar köylerini, terk etsinler, gitsinler, kentte işsiz ordusuna katılsınlar ki ucuz iş gücü yaratalım. Gecekondu potansiyeli haline gelsinler, hiç umurlarında değil. Buna izin vermemek lazım, buna izin vermemek mümkün. Hayat çünkü yerelden akıyor.